Teşekkürler Hakan Gündar. Hızlı bir geçiş oldu ama Galatasaray'da transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aslında beklenti tabii ki orta saha transferinin gerçekleşmesi. Şu anda taraftarlar da mutlu alınan sonuçlardan ötürü. Bugün itibariyle sıcak gelişmeyi paylaşalım. Savaş Çorlu da konunun detaylarına hakimdir muhakkak. Ama bu akşam itibariyle Galatasaray'da iki oyuncunun ayrılığının kesinleştiğini söyleyelim. Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir Galatasaray'ın şu anda kadrosunda çok fazla düşünülmeyen, rotasyonda da kendilerine yer bulamayan iki isim. Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir bavullarını topladılar. Galatasaray'dan ayrılıyorlar. Ahmet Çalık Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Artık resmi imzayı atması bekleniyor. Bir yıllık sözleşmesi kalmıştı Ahmet'in. Bir yıllık alacağına karşılık olarak Antalyaspor'la sözleşme imzalayacak. 900 bin euroluk bir sözleşmesi var Ahmet'in. Galatasaray bu rakama karşılık bonservisini Ahmet'e verecek ve Ahmet de Galatasaray kariyerini böylelikle noktalayacak. Antalyaspor'a imzayı atacak. Emre Taşdemir'in de Kayserispor'la anlaşma sağlamasını bekliyoruz. Son bir pürüzü olmazsa Emre Taşdemir de daha önce kiralık olarak formasını giydiği Kayserispor'da yeniden forma giymeye başlayacak. Bu arada Jimmy Durmaz da yine Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen bir diğer isim. Jimmy Durmaz'la ilgili Denizlispor iddiaları vardı. Denizlispor'la görüşme halinde olduğunu ifade edelim. Birkaç isimle daha yollara ayrılacak ama şu anda sıcak olan, net olan iki isim Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir. İki oyuncu da bavullarını topladılar ve artık Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyorlar. Bu arada transferin dışında şunu da paylaşalım. Az önce aslında takım oyununda ifade etmiştik ama Marcelo Saracchi, Galatasaray'ın sol beki, bugün bir sakatlık yaşadı Başakşehir maçı esnasında. Sağ kasığında bir ağrı hissettiği ve bu nedenle oyuna devam edemediği açıklandı kulüp tarafından. Saracchi'nin yaklaşık 3-4 haftalık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyacağı bilgisine sahibiz şu an itibariyle. Kulüp tabii ki salı günü resmi açıklamayı yapacak MR'ın çekilmesinin ardından. Kulüp kaynakları resmi olarak açıklayacaklar ama 3-4 haftalık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyacağı ve dolayısıyla hem Hajduk-Split hem de Fenerbahçe maçlarında Saracchi'nin oynamasının oldukça zor olduğunun da altını çizelim Hakan Gündoğar. Emre, bir soru sormak istiyorum sana. Peki Ahmet Çalık'la yollar ayrılıyor. Ahmet Çalık Galatasaray'dan ayrıldığı zaman bir yerli stoper düşünür mü Fatih Hoca transferini? Yani burada Emin Bayram'ın önünün açılması da söz konusu olabilir. Ama tabii ki Marka ile ilgili durum henüz belirsizliğini koruyor. Bugün hem Marka'ya soruldu hem Fatih Hoca'ya soruldu. İki taraf da aslında açık kapı bıraktılar soruların neticesinde. Net bir yalanlama ya da net bir böyle bir şeyin olmadığını söyleyen bir durum olmadı. Marka ile ilgili durum burada belirleyici olacaktır. Ama burada yine belki Semih Kaya ismine gidilebilir. Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş bir oyuncu ve burada şöyle de bir durum ön plana çıkıyor. Galatasaray Nefçi Bakü maçı öncesinde UEFA listesini yazarken orada altyapıdan yetişmiş oyuncu kuralı var. Altyapıdan oyuncu yazılması gerekiyor 3 tane ve bunlardan bir tanesini B listesinden bir oyuncuyla kullanmak zorunda kaldı. Ve B listesinden, normalde altyapıdan yetişmiş ve herhangi bir listeye bildirilmeden de oynayabilecek oyunculardan bir tanesini buraya koyarak kontenjanından bir eksilme yaşaması oldu Galatasaray'ın. Eğer Semih Kaya ile ilgili bir gelişme olursa en azından bu kontenjan problemi de ortadan kalkmış oluyor. Arda ile birlikte Semih de oraya yazılabiliyor ve burada Galatasaray'ın elini kontenjan anlamında rahatlatabilir ama burada net bir gelişme olmadığını söyleyelim. Semih Galatasaray'dan haber bekliyor. Zaten sözleşmesi bitmişti. Şu anda boşta. Kendisi Galatasaray'dan haber bekliyor. Galatasaray'ın şu an net bir girişimi yok ama marka ile ilgili durum bunda belirleyici olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Emre Kaplan, Ahmet Çalık'la Emre Taşdemir'in kulüpten ayrılacağını söyledi. Değerli izleyenler, sıkça sorulan sorulardan bir tanesine hızlıca cevap vereyim. Bakasetas Fenerbahçe için İstanbul'a mı geliyor? Hayır. Hayır. Yarın Antalya'da antrenmanı var. Böyle bir gelişme yok. 5 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Ve şu anda da Alanyaspor kesinlikle satmayı düşünmüyor. Yayın öncesinde Alanyaspor yetkilileriyle yapmış olduğumuz konuşmada aldığımız bilgiler net bu şekildeydi. Fenerbahçe için de lüks bir transfer geleceğiz, oldu zaten. Fenerbahçe'ye geleceğiz. O transferi şimdi Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir. Ahmet Çalık evet valizini topladı. Herhalde yarın Antalyaspor kampına ya da Antalyaspor'a imza atmak için gidecektir. Aslında hafta sonu bu iş gerçekleşti. Resmi imzalar da yarın atılacak. Emre Taşdemir geçen sene Kayseri'deydi. Yeniden Kayseri'ye gidebilir. Kayserispor'daki durumu bilmiyorum ama geçen sene başarılı bir dönem geçirmişti. Muhtemelen orası olacaktır. Yerine oyuncu az önce de ifade ettim. Tabii ki hem Ahmet Çalık hem Marka giderse oraya bir transfer yapılacaktır. Ama şu anda sadece Ahmet Çalık üzerinden bakarsak orada hem Emin Bayram var,
Hem baktığın zaman Taylan'ı da orada hoca düşünebiliyor. Orası rotasyona açık. Donk var aynı şekilde orada yine oynanan. Jimmy Durmaz için de bir şey söylemek istiyorum. Jimmy Durmaz'ın aldığı maaş da yüksek bir maaş. Jimmy Durmaz'a çok teklif vardı. Karabük vardı, Denizli Spor vardı. Denizli Spor'un ben... Konya Spor var ama bunların içinde Denizli Spor'un çok net Galatasaray'a da teklifte bulunduğu ve rakamı da çok net bir şekilde 3,5 milyon TL verdiğini biliyorum. 3,5 milyon TL'yi Galatasaray kabul etmedi. Yani 3,5 milyon TL'yi de Galatasaray'ın ödemesi lazımdı bu kiralık anlaşması yapması durumunda. Galatasaray buna razı gelmedi. Bundan sonraki süreç ne olur? Denizli Spor oraya da adam belki de aldı doldurdu olabilir. Yani çünkü transferler çok hızlı gelişiyor. Jimmy Durmaz'ın da Emin kadro... Bayram için mi diyoruz? Yok, Jimmy Durmaz için Denizli Spor'a. 700 bin TL, 7 milyon TL alıyor. 3,5 milyon euro vermişti Denizli. Yani yarısını biz verelim, yarısını siz verin diye. Bu teklif kabul görmemişti. Ama önümüzdeki günlerde Jimmy Durmaz kaliteli bir oyuncu. Transferler devam ediyor. Ama Galatasaray'da düşünülen bir oyuncu değil. Bugün her ne kadar kadroda olsa da son 3 maçın hepsinde de kulübede vardı. Bakalım neyi gösterecek ama merak edilen Marco. Hamza Bey demiş ki, Hamza Bey bir soru sormuş. İki orta saha gelirse Galatasaray UEFA'da finale kadar gider mi? Bir de Onyekuru gelirse tadından yenmez demiş Hamza Ayhan. Onyekuru artık çok zor. Yani zor ama... UEFA'da finale gider mi iki orta sahamcı? Katılıyor musun? Valla şimdi bu konuda büyük konuşmak istemiyorum. Geçen sene Galatasaray çünkü çok iyi bir kadro yapmıştı. Bu kadro ligin çok üzerinde Şampiyonlar Ligi için kurulan bir kadro demiştim. Orada bir sene boyunca bunu kullanıştılar. Aslında burada isimler üzerinden değil, biraz da inanmıştık. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı zamanki kadroya baktığı zaman o dönemdeki rakiplerinin en düşük bütçeli kadrosuydu ama oturmuş. Herkes birbirini tanıyan bir kadro vardı. Şu andaki gidişat iyi. Biraz da erken, biraz önce Taner'in dediği gibi 3 maç oynanmış daha. Bu hafta Hajduk Split ve Fenerbahçe maçlarını kazanırsa çok ciddi bir şekilde avantaj yakalar Galatasaray. Yani bir moral daha da farklı olur. Lige çok farklı bir başlangıç yapmış olur. Bugün 5 sene sonra Başakşehir'in sahasında yendi. Geçen sene 20 sene sonra Fenerbahçe'yi yendi. Şimdi de mesela Kadıköy'deki Türk Telekom'daki Fenerbahçe maçı da evinde 5 senedir yenemiyor. Belki bu galibiyet serisinde burada da yeni bir seri yakalamış olur. Transferlerin 2 tane transferle şu UEFA Kupası'nı alır demek için hakikaten erken. Biraz daha görmek lazım takımı yani. Hasan Otlak Bey sormuş. Marcao satıldığı takdirde şampiyonluk riske edilmez mi diyor. Edilir. Yani Ahmet Çalık da şimdi ayrılıyor. Ahmet Çalık'ın tabii ki Marcao'nun boşluğunu doldurması gibi bir durum söz konusu değil ama en azından bir stoperi gözden çıkarttıysanız üstüne bir de Marcao da gidecekse iki tane stoper almanız lazım. Bir tane Semikaya olabilir. Bir de böyle ilk 11'de direkt olarak oynayabilecek bir ismi bulmanız gerekiyor. Şu anda lig başlamış. Avrupa yarışındasınız. Hafta sonu derbiniz var vesaire. Şu dakikada stoper ikilisinden birini bozmak, göndermek, yeniden bir transfer yapmak, oraya bir oturtmak hepsi zaman alacak bir şey. Her gün, daha doğrusu her maçınızda Fatih bu seviyede bir futbol sergilemeyebilir. Rakibin bu kadar fazla şut atmasına imkan verirseniz çok ciddi puan kayıpları da yaşayabilirsiniz. Marcao'nun ayrılması, evet yani 20 milyon eurolar, 15 milyon eurolar kulağa çok hoş gelen rakamlar ama bu işin sonunda çok daha büyük paralar var. Şimdi burada 15-20 milyon eurolar kazanalım derken o boşluk kapatamadan gidecek bir 4-5 hafta ve gelecek seri puan kayıpları bir anda sizi şampiyonluktan da edebilir, Şampiyonlar Ligi gruplarından da edebilir. Bunun faturası çok daha ağır olur. Forvetsiz girilen Şampiyonlar Ligi grupları gibi. Saracchi'nin yedeği kim? Lines var orada. Sol bekte yedek yok. Çünkü Lines çünkü iki taraf için yedekleme yapılmıştı. Normalde Süleyman Nuş vardı. Genç düşünüyordu. O da kiralandı. Kiralandı evet. Orada Lines'in iki tarafta hem sağ bekte hem sol bekte tam bir joker olarak düşünülüyordu. O da hafta içinde çok iyi bir maç çıkardı. Evet. Dolayısıyla yani bu hafta hiç kimsenin orada gözü arkasında. Lines de orada en iyi şekilde görev yapacağını düşünüyorum ama o ikili konusunda katılıyorum Taner'e. Yani o stoper ikilisi. Çok geç Marka şu anda. Marcao gerçekten mesela 3 haftalık dilime baktığın zaman bu ligin de şu anda en iyisi. Bunu da kabul etmek lazım. Yani iki tane stoper tandemi bugün olarak baktığın zaman bugün de çok iyi oynadı ikisi de. Şu anda Marcao'yu satmak... Biraz daha hazır duruma gelirse Luyendama... Çok tabii, daha iyi. 6 aydır yani, 6 ay oynamamış bir 6 ay oynamamış bir oyuncu var. Ama bugün inanılmaz işler yaptı. O hava toplarında hava alması, arkadan müdahaleleri zaman zaman sert fauller yapıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Ama bu ikili bozulursa Fatih Hoca'nın da maçtan sonra bir ifadesi var. Yeni markalar buluruz dedi. Yani o da sanki böyle ufaktan Marcao'nun gidişini artık ısınma turları mı diyeyim tam olarak çünkü bu süreçle ilgili İtalya Roma deniliyor. Bence Roma'nın şu anda baktım 5 tane stoperi var. Bir tane Atalanta'da geçen sene kiralık aldıkları oyuncuları almışlar. Bu transfer yani Roma değil de başka bir ülke olabilir yani. Bir çok değerli bir kardeşim, hı hı, ismini söylemeyeceğim, hatırlattı. Sol bek alternatifi var abi diyor.
Kim dedim? Ömer Bayram dedi. Ömer Bayram. Çok haklı. Hakikaten Ömer, unuttuk onu da. Şimdi Ömer Bayram tabii ki ama Ömer Bayram en son sol bek ne zaman oldu hatırlayan var mı? Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında. Ama yani orijini sol bek değil mi? Orijini sol açık. Ben de sol bek biliyordum ama şöyle Kayseri biraz bak. Spor'da Prosineçk 2012 yılında onu sol beke çekti ihtiyaçtan dolayı. Sonra öyle kaldı. Ama Hollanda altyapısı sol açık. Türkiye'de de Kayseri Spor ilk geldiğinde sol açık oynadı. Sonra Prosineçk onu sol beke çekti. Öyle üstüne yapıştı kaldı o pozisyon. Galatasaray'da oynadığı sol bek maçlarında hepsinde bir bireysel hataları vardır. Ya adam kaçırma ya geriye dönüşlerdeki ağırlığı. Yani o bu arada Novak, Caner falan bunlar da sol açık orijin. Yani. Belhanda'nın performansı yeni sözleşme almak için olabilir mi demiş Vahap Bey. Olabilir. Ekstra yeni bir motivasyon olabilir bu konuda. Yani. Onu istiyor. Ki zaten onu istiyor. 2 milyon euroya indireyim maaşımı 3 yıl imzalayalım diye bir teklifle gittiği konuşulmuştu. Yönetimin bunu reddettiği bilgisi vardı. Şu anda yönetimi ikna etme turunda olabilir. Bu ekstra bir motivasyon sağlıyor olabilir bu konuda. Bazı oyuncular bunu yapar. O yüzden de hep böyle transfer dönemlerinde takımda kalmak istiyorsa çok daha ekstrasını sergiler, ortaya koyar. Sezon bitişinde çok daha farklı performans sergiler. Maç seçer. Onu yapması için, yani onu Galatasaray yönetiminin yapması için en az ilk devreyi, yani bu ilk yarıyı çok olağanüstü başarılı bir şekilde geçmesi. Şu anda sözleşme yenilme zamanı değil Belhanda için. Yani böyle bir teklifi ne yönetim kendisine sunar? Belki beklentisi var o yönde. Hatta pandemi döneminden beri indirimi kabul edelim, çok ciddi bir %40 indirim yapar ama sözleşmeyi uzatın gibilerinden kendisinin bir önerisi vardı. Yönetim buna yanaşmadı. Şu anda böyle bir hata yönetim yapmaz yani. Ahmet Yoncalık Bey diyor ki Arda Turan sanırım tam olarak hazır değil diyor. %100 katılıyorum. Ben katılmıyorum. Arda'nın tabii ki tam olarak kavramının sonu yok. Yani hep daha iyisi olduğu için ama şu anda Galatasaray seviyesinde sırıtmayacak düzeyde oyun oynayabiliyor Arda. Tam olarak hazır değil derken şurada yanlış anlaşılmasın. Arda beklenenin çok üzerinde. Hazırlık maçlarında dahil. Bu takımın gerisinde değil Arda şu anda. Ama şurada hazır olmaması. Arda şu anda 45 dakika 50 dakika. 50'den sonra yoruluyor. Mücadele yapıyor, koşuyor, kendini göstermek istiyor. İkili mücadelelerde var. Geriye gelip top almaya çalışıyor. Oyun kurmaya çalışıyor. Haddinden fazla efor sarf ediyor. Maç eksiği var. 1,5 sene top oynamamış, maç yapmamış bir Arda Turan var. O da önümüzdeki günlerde bunu da aşıldığı zaman, kondisyon sorunu da çözdüğü zaman bu iş çok daha farklı. Ama şu anda evet açığı var yani. Eksiği var. Yoksa beklentinin üzerinde. Taner, sorular oldukça.